Merhaba arkadaşlar. Yaprak arkada kaldı teyzeciğim. O da merhaba diyor. Ben anne bana göstermesi de yapacak. Evet arkadaşlar, havuzdan Mira'nın gözü birazcık alerji gibi bir şey oluyor. Ya da mikrop mu kaptı diyeyim artık. Evet, hiç acımıyor. Çok kör. Bize göz damlası verdi. Arkandan hareket yapan var teyzesi. Şimdi Mira uzanacak arkadaşlar ve birer damla gözlerini. Evet, arkadaşlar bir şey yapmayacağım. Evet, uzan bakalım teyzeciğim. Doktor ne dedi? Gözün elini sürmesin dedi. Uzan bakalım. Koy başını yastığına. Uzan, tamam. Tamam, bir şey yok anne. Bu gözün rahatlığı. Sen elleme, sen ellerini çek. Evet, şimdi arkadaşlar bir damla bu gözüne, bir damla diğer gözüne. Ay, korkuyorum. Yukarıya doğru bak anneciğim. Korkmaya hiç gerek yok tabii. İyice şey yapalım bakalım. Arkadaşlar göz damlası ve... Evet. Çok sıkma gözünü, damla dışarı yakmasın. Sıkma, şöyle çok hafif kapat. Sıkmadan gözünü, tamam mı anneciğim? Evet, damlamız çok dışarıya çıkmasın. İçinde kalsın ki. Anne dur bir dakika. Tamam, elleme sen gözüne, elleme. Gözündeki mikroplar. Açabilirsin istersen, aç kapa. Ama ellemiyorsun gözünü. Ben ellerimi çok güzel sabunladım arkadaşlar. Yıkadım. Efendim tatlı. Anne yanıyor işte. Ama tabii yanabilir şu anda. Çünkü mikrop kaptın ya teyzeciğim. Azıcık peçete ben vereyim sana. Dur bir dakika şimdi. Arkadaşlar, çok az şöyle peçete vereceğim ama gözünün üstüne değdi mi? Sadece kenarlarından akıyor. Şöyle alttan şöyle. Evet, şöyle yandan alttan. Alttan. Oraya değil, oraya değil. Bak buralara, şu akan yerle. Gözüne değdirirsen olmaz. Peçeteden de şu anda çok hassas gözlerim. Peçeteden de mikrop kapar. Evet, şimdi diğerini şimdi diğer alalım. Gözünü arkadaşlar, İcaç kafanı teyzeciğim. Kaldır. Evet. Hiçbir şey olmayacak anneciğim, saçmalama. Bu iyileşmen için, gözünün daha sağlıklı olması için. Korkacak hiçbir şey yok. Evet. Pıçığı yine sıkmadan ben bırakıyorum. Gözünü sıkma. Damla çok dışarıya çıkmasın. Evet arkadaşlar. Aferin. Damlasını gözlerine damlattık. Daha rahat edecek. Efendim anneciğim. Gözlerin kaşınıyordu. Böyle çok kaşıyordu gözlerini. Eliyle hiç elini ayırmıyordu gözlerinden. O yüzden bayağı bir gözleri hassaslaştı, kızardı. Bir de hemen doktora götürdük tabii ki. Böyle göz damlası verdi bize. Çünkü daha yoğun bir şekilde havuza girip çıkıyorlar burada. Evet, gözümüz iyileşene kadar da havuza girmeyeceğiz. Değil mi Miracığım? Söz veriyor musun? Söz. Evet. Gözleri iyileşene kadar havuza girmeyeceğiz. Ne yapıyorsun sen yaprak? İyi misin? Evet. Acımaz arkadaşlar. Siz de göz damlanız varsa lütfen annenizi üzmeyin. Yormayın annenizi. Elini sürme tamam. Sadece acıkmıyor ki. Değil mi anneciğim? Çok rahat ettin değil mi? Bunu yaprak da yapar. Tabii ki de yapar. Ama yaprağı daha farklı. Bebekler için daha farklı. Anne yaprak bir gözümde ayar ya. Evet. Evet arkadaşlar, damlamızı damlattık ama gözünü sürekli elliyorsun. Anne. Engelleyemiyorum bir türlü. Gözüne çok elliyorsun. Çek bakayım elini. Elleme, gözlerin iyileşiyor artık. Hoşça kal diyelim o zaman arkadaşlara. Siz de lütfen damlalarınızı annenizi üzmeden, yormadan gözünüze damlatın. Çünkü gerçekten korkacak. Böyle canınızı acıtacak hiçbir şey yok. Tam tersine gözleriniz daha sağlıklı olacak. Bir an önce iyileşecek. Anne ben onu herkes damlatabilir. Hayır, bunu herkes damlatamaz. Herkese doktor hangi damlayı tavsiye ederse verirse onu damlatır. Bunu bize doktor evet, yani bu uygun gördü. Ya da herkes ya da başka bir damlatırsa evet. Ya da acı damlatır. Evet, yani önce doktorun vermesi lazım ama. Doktor diyecek derse damlatabilirler. Doktor demeden damlatamayız. Bay bay arkadaşlar, sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın. Yine sen de bay bay yap. Küçük gönder arkadaşlarına. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Bay bay.